Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. olan kongresinde toplumu yakından ilgilendiren önemli konulara değindi. Yani bizim yolumuz sevginin, kardeşliğin, tevazuunun, kucaklamanın, birleştirmenin yoludur. Vatandaş ise başbakanın vermiş olduğu mesajları Kocaeli TV mikrofonlarına değerlendirdi. İşte vatandaşın gözünden AK Parti kongresi. İleriye doğru güvenle bakıyoruz. Evet. Cenab-ı Allah kerimdir. İnşallah yapacaklarını, vaat ettiklerinin hepsini yaptı bugüne kadar. Bundan sonrasını da yapacağına inanıyorum. Türkiye'nin geleceği için hayırlı olur. Nasıl gördünüz efendim? Başbakan ileriye dönük hedeflerini açıkladı. Gayet güzel. Kıta yükseldi. 2071 dedi özellikle gençler için. Biraz fazla abartmış ama gayet güzel. Bayağı gayet iyi görüyorum. Evet. Olumlu görüyorum. Sağlam ilerlediğimizi hissediyorum. 46 yaşına kadar hiç oy kullanmadım. Yorum yok. Efendim? Vallahi ben kongrenin şimdi ikinci boyutunu düşünüyorum. Hangi boyutudur o? Evet. Basına uyguladığı sansürden bahsediyorum. Evet. Yani yandaş medyayı çağırıyorsun ama yandaş olmayan medyayı çağırmıyorsun. Şimdi bu da kongrenin ne kadar tarafsız olduğunu gösterir. Kongre harika geçti. %10 yenilen... Evet. Yeni yeni herkes karar. Evet, maalesef işte. Onlar da oldu. Biz isterdik de daha genç yaşasın parti. Evet. Daha iyi olurdu bence. Şimdi herkes mesaj veriyor, yapmak önemli. Hani mesajları takip edip insanları takip edip yapılıp yapılmadığını öğrenecek yani. Kocaeli TV'de sabah yayınlanan Ajans 9 programına telefonla katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün de kongre ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Yaparken tüzük gereği her 3 yıldır yaptığımız kongreler. Burada başbakanımızın vermiş olduğu mesaj var. Yani omurgayı koruyarak yücelerimizi tazeleyerek yolumuza devam ediyoruz dedi. Evet. Burada hakikaten gördüğümüz kadarıyla omurga korundu ve yeni katılan arkadaşları alarak yolumuza devam ediyoruz. Burada AK Parti camiasında görev alan arkadaşların böyle bir koltuk beklentisi yok. Bir kere onu söyleyeyim. Tamamen dışarıdan insanların işte şu şöyle olur, bu böyle olur varsayımlarla yapılan haberlerdi. Deneyimli gazeteci İsmet Çiğ de AK Parti Kongresi'nde Kocaeli'den Merkez Karar Yürütme Kurulu'na isim girmemesi konusuna değindi. Parti yönetimine alınmamış olmasını da bir kazanç olarak görüyorum. Çünkü çok büyük olasılıkla eğer bir hükümette bakanlar değişikliği gerçekleşirse ben Fikri Işık'ın parti yönetiminde de dışarıda kaldığına göre önemli bir bakanlığa getirileceğini düşünüyorum. Bu sonuçtan Kocaeli'deki yerel yönetimlerin, Kocaeli'deki AK Partili milletvekillerinin ve tabii ki teşkilatın, belediye başkanlarının bir ders alması lazım. Sayın Başbakan Kocaeli'yi tek başında bulunuyor. En azından Kocaeli halkının partisine verdiği destek ve sevgiye kendilerinin tam anlamıyla layık olamadığının farkında diye düşünüyorum.